milyonerlerle görüşme serisi dördüncü röportaj. Kaç yaşındasınız? Eşiniz var mı? Varsa kaç yıldır evlisiniz? 40 yaşındayım. Eşim 38 yaşında. 10 yıldır evliyiz. Çocuklarınız, aileniz var mı? Varsa kaç yaşındalar? Üç çocuğum var. İki erkek. On ve altı yaşlarında. Kızım yedi yaşında. Ülkenin hangi bölgesinde yaşıyorsunuz? Şu anda İtalya'dayım. Geçici iş ataması nedeniyle buradayız. Şu andaki mevcut net değeriniz nedir? 4 milyon dolar. Net değerinizi hisse senetleri, gayrimenkul, işletme, konut, emeklilik hesapları gibi oluşturan ana varlıklar ve bunların bir kısmını mahsup eden borçlar nelerdir? Emlak 509 bin dolar, ödünç para 135 bin dolar, bu emlak için ödünç verdiğim paradır. Emeklilik hesapları 401 toplam 491 bin dolar. Nakit 22 bin dolar. Alternatif yatırımlar 82 bin dolar. Yıllık gelirinizin ne kadar? Değişiyor. Maaş 221 bin dolar değişkendir. İşin bir kombinasyonudur. Tazminat, kira ve temettüler vardır. Toplamda yıllık yaklaşık 500 bin dolar. Vergi öncesi olmakla birlikte büyük bir kısmını işim oluşturur. Ana gelir kaynağınız nedir? İş. Bonus teşvik temelde Ancak portföyüm yatırım mülkleri dahil büyük bir parçası olacak kadar önemli hale geliyor. Yıllık harcamanız nedir? Benim durumumda birisi için önemsiz. Biz yüksek tasarruf ediyoruz. Eşim ise inanılmaz. Ben ondan daha fazla tasarruf yapıyorum. Ama o benim arkamda değil bir şeyleri kaçırdığımızı düşünmüyoruz. Çocuklarla veya kendimizle yapmak için harika fırsatlar arıyoruz. Ama maliyetine dikkat ediyoruz. Bununla birlikte üç küçük çocuğa sahip olmanın finansal büyüyen acılarını hem gözle görülür şekilde fark ettiğinizi hem de hissettiğimizi paylaşmak isterim. Onları ne zaman aldığımızı veya ne zaman faaliyete geçirdiğimiz konusunda her zaman daha pratik taraftaydık. Bunların seçimler olduğunu anlıyoruz ve ihtiyaç duyduğumuzda durabiliriz ancak şanslı ve yetenekli olduğumuz için çocuklarımızı zaman içinde daha fazla aktiviteye sokuyoruz. Bu çok önemli. Doğrudan ve dolaylı maliyetlerle gelir. Örneğin müzik dersleri ve futbol dersleri gibi. Net değerinizi nasıl biriktirdiniz? Ne yaptınız? Ne oldu? Hikayeniz nedir? Her zaman tasarruf yapan birisi oldum. Fakir davranmıyoruz ama genellikle dikkat ediyoruz. Çok yardımcı başka bir şey ise eşim evde yemek yapar. Şimdi çalışmıyor. İki çocuğumuz doğduktan sonra çalışmayı bıraktı. Asla büyük bir kazancı yoktu. Bu yüzden işi bırakması da mantıklıydı. Biz sadece çok tasarruf ve yatırım yaptık. Gayrimenkul ve hisse senedi, tahvil piyasası. Gerçekten benim kariyerim, paramın ana sebebidir. Ama onunla yaptığım şey zengin olmanın anahtarıdır. Başkalarının öğrenebileceği zengin olma sürecinde neler öğrendiniz? Diğerleri zengin olmak için hangi yollara başvurabilir? Para parayı kazanıyor. Bir plana sahip olmak para yaratmaya yardımcı olur. Tesadüfi değildir. Yakında amortismana tabi olacak veya kullanılmayacak maddi şeyleri atmak yerine daha fazla üretmek için akıllıca kullanın. Mümkün olduğunca kazanın. Ailem başka bir ülkeden, Amerika'dan geldi ve üniversite mezunu değildi. Eşimin ailesi yabancı bir ülkede yaşıyor. Yani biz kendi varlığımızı kendimiz yaptık. Gümüş kaşığımız yoktu. Mümkün olduğunca biriktirin. Akıllıca evlenin. Paylaşın ve öğretin. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok öğrenir ve büyürsünüz. Başkalarına bildiklerinizi öğretmek anlayışınızı güçlendirecek ve daha üst seviyeye çıkmanıza yardımcı olacaktır. Net değerinizi korumak, büyütmek için şu anda ne yapıyorsunuz? teşvik almak için kariyere odaklanmaya devam etmek, aldığım tüm ek paranın bazı yatırım mekanizmalarına yöneldiğinden emin olun. Hisse senedi, tahvil satın almak, gayrimenkul, temettü fırsatları gibi anahtardır. Çeşitlendirmek ve büyümeye karşı maddi varlıklar. Şimdi başladığınız zaman sizin yanınızda olacak. ulaşmaya çalıştığınız bir hedef, net değeriniz var mı? Sadece eşim ve ben olsaydık şimdi emekliye yakın olurduk. Ancak çocuklar yaşlandıkça daha pahalı hale geliyor. Ben de daha yüksek kazanmaya odaklanıyorum. Orijinal planım 4 milyon dolardı. Bugün bu miktara sahip olabilirim. Ama hepsi nakit değil. Zamanla daha büyük sayıların elde edilebilir olduğunu görüyorum. Ben gencim. Ailemin gelecekteki ihtiyaçları bilinmemekte. Bu yüzden aklımda hangi yöne gideceğim konusunda mücadele ediyorum. Bu finansal özgürlük bloklarının, podcastlerin bir çoğunu takip ediyorum. Topluluğun, benzer düşüncelerin tadını çıkarıyorum. Şu anda finansal olarak çok şanslı olduğumu fark ediyorum. Yaşam tarzıyla ilgili gelecek için planlarınız nelerdir? Örneğin net değeriniz erken emekli olmanıza, küçülme işlerinize ve benzeri izin verecek mi? Erken emeklilik, yarı emeklilik olabilir emin değilim. Çok genç olduğum için durmayabilirim. Sanırım çocukluk, yoksulluğum beni bir daha endişelenmemem için yeterince odaklanmamı sağladı. Bir işim olsun ya da olmasın. Bu muhtemelen benim için açıkça tartışılmayan büyük bir itici güçtür. Eşim sadece parayla ilgilenmeme izin veriyor. Maliyetlerini düşük tutarak rolünü yapıyor. Ama çocuklarımız oldu ve biraz dengeye ihtiyacımız olduğu için beni kontrol altında tutuyor. Bu soruyu düzenli olarak değerlendiriyorum. Net değerim bana birçok seçenek sunmaya başlıyor. Ama benim için maksimum mutluluğu getirecek olan soru iş bakımından çok memnunum. birkaç yıl önce benim için bir rüya gibi görünen bir seviyeye ulaştım. Saygı duyduğum insanlarla harika bir şirket endüstrimde işler her zaman değişiyor olsa da ve hala büyüme potansiyeli olan en iyi performans gösteren biri olarak görünüyorum. En azından 5 ila 7 yıl daha çalışmayı umuyorum. O zaman çocuklarım yaklaşık 17-13 yaşlarında olacak ve başka bir dünya olacak. Ailemizi gözden kaçırmak istemiyorum. eşim ve ben ebeveynlerimizin hala hayatta ve oldukça sağlıklı. Olduğu için şanslıyız. Yani onlarla kalan sürede bir faktördür. Önümüzdeki 3 yıl içinde emekli olacaklar. Bu yüzden zaman olduğunda onlarla deneyimlemek için vakit geçirmek güzel, farklı fırsatlar açacaktır. Varlık birikimi ile ilgili dinleyenler için tavsiyeleriniz nelerdir? her bir dolar ile ne yapacağınız konusunda bir seçiminiz var. O zaman neden bu kadar çok insan memnuniyetini geciktirmek ve geçici şeylere bu kadar harcamak için mücadele ediyor? Benim tavsiyem materyalist olmak. Arkadaşlarınız ve komşularınızla rekabet etmekten kaçınmak ve tüm harcamalar konusunda çok bilinçli ve dikkatli olmaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.